arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Size bugün jilet gibi bıçak nasıl bileriz? Onu tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi elimde bir bıçağım. Ve bir demir parçası var. Bıçağı bunu da körleyeceğim arkadaşlar. Bunun için bize gerekli olan küçük bir avuç içi taşlama ve flap disk dediğimiz işte flap diskimiz. Bunlar şu nalburlarda bulabilirsiniz. İşte tahtakalelerde satılıyor. Kimi tahtakalelerde. Oralardan temin edebilirsiniz. İnce kum dediğimiz ince yani zımpara gibidir bunun yüzeyi. İnce olanını tercih edin. Daha çapaksız bıçaklarınızı bilmeniz için. Gördüğünüz gibi bıçağımızı şimdi körlüyoruz arkadaşlar. Demir parçasını sürterek. Önemli olan kör bir bıçağı bilmesi. Keskin olan bıçağı zaten hepsi tekrar keskinle kazandırır. Kör bir bıçağı keskin hale tekrar döndürmek önemli olan. Gördüğünüz gibi artık bıçağımız kör. Şimdi makinamızı çalıştırdığımızda bu şekilde tutarak, bu şekilde sürterek, sonra diğer tarafını sürterek bileme yapacağız. Bu şekilde sürte sürte bıçağımızı bileceğiz arkadaşlar. Şimdi denemesini yapalım. Ön kısmı biraz daha sürtmem gerekecek. Buraları bilenmiş. Biraz daha bileyelim. Şu an bıçağımız bilendi. Şimdi bir gazetede denemesini yapalım. Gördüğünüz gibi tek parça bir gazetemiz. Bunun da denemesini yapalım. Evet, gayet başarılı oldu. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten jilet gibi bir kesim var. Evet. Bu A4 parçası kağıdımızı da deneyelim. Hiçbir çapak yapmadan jilet gibi kesme yapıyor. Evet. Kurban bayramında kurban bıçaklarınızı da bu şekilde bileyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi basit ve etkili bir yöntem. Tek yapmanız gereken size ihtiyacınız olan küçük bir avuç içi taşlama ve flap dediğim disk. İkisini de her yerden bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bıçağımız gayet keskin oldu. Umarım sizlere faydalı olmuştur. İşinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı için
Lütfen abone olalım arkadaşlar. Sizlerden destek bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.